Kelime-i şehadet dahi. Söyleyeceğin son bir şey var mı? Var. Burada verilen kararların adil olmadığını düşünüyorum. Ama bu karara karşı çıkmak abimin şerefine leke sürecekse bir itirazım yok. İki kurşun kardeşinden yedim. Bir tane de abisinden yerim. Abimin canı sağ olsun. Kardeşimi affet. Son nefeseme kadar kaderim senin elinde olsun. Aman dileyeni affetmek bir adamın şerefini yüceltir. Lakin ben Mahmud'u affetmeyeceğim. Çünkü abisinin boynunu büktü, başını elime eğdirdi. Ama bir abi kardeşi için birinin eline eğiliyorsa, o abinin büyüklüğünün hatırına o kardeş affedilir. Bundan sonra böyle bir şey yaparsa, bu silah Mahmud'un kanına boyar, beylik tabancası olarak İlyas'ın beline takarım. Haktır. Hakkındır.
Az konuşalım İlyas. Abi çok konuşacak havada değilim. Ama bil ki ben işlerin buraya gelmesini asla istemezdim. Ben de istemezdim. Bunu konuşacağım. Buyur abi. Siz Mahmut'la çocukluk arkadaşısınız. Bilirim. Huyunuz suyunuz çok benzemez. Ama aranıza kadın mevzu girene kadar da birbirinize taş atmışlığınız yoktu. Aramızda kadın mevzu yok abi. Olmaması da lazım. Bu söyleyeceklerimi sana bir abin söyler, bir ben söylerim. Bugün sabah o kız Mahmut'un evine gelmiş. Kız arkadaşın. Abi. Bak gene yalan söylüyor. Bak gene aynı şeyi yapıyor abi. Mahmut söylemedi İlyas. Korumalar söyledi. Abi. Esra'nın ne alakası var Mahmut'un evinde? O kısmının detayını bilmek de istemem. Bilsem de söylemem. Ama gelmesi yetmez mi İlyas? Ayrıl o kızdan. Peki abi. Peki. İlyas. Bu seninle benim aramda. Kimse bunu bilmeyecek diye herkesi tembih ettim. Artık bir önemi kalmadı abi. Amca geçmiş olsun. Hiçbir şey geçmedi.
İlyas çok şükür. Kötü bir şey yok değil mi Arşan? Bunu bana nasıl yaparsın? Hı? Mahmut'un evine nasıl gidersin? Ne işin vardı lan senin orada? Beni nasıl iki paralık edersin? Nasıl? Manyağa bak! Ne yapıyorsun? Çetin! Cevap ver. Cevap ver. Bunu nasıl yaparsın? Bunu bana nasıl yaparsın? Nasıl? Biraz, biraz. Cevap ver. Lan kızım! Gidip dön sen! Karşılığında. Konuş! Aç kapıyı! Buralardan çekip gideceğim dedim. İmdat! Öldürecek Esra'yı. Onun ayağına gideceğini bin kere öyleydim Esra. Esra bin kere öyleydim Esra. Bin kere öyleydim. Bin kere öyleydim. Alparslan bırak. Özlem Esra'ya çıkar. Allah seni kahretsin. İyi misin? Özlem Esra'ya dışarı çıkar. Alparslan bırak beni. Amca. Özlem Esra'ya çıkar. Bırak. Amca sakin. Alparslan, bırak. Esra iyi misin? Bunu onun yanına bırakmayacağım o manyak psikopatın. Ne oldu? Ne olacak? Kız bunun canını kurtarsın diye Mahmut'la görüşmeye gitti. Ne yaptı, ne yaptı? Mahmut'la görüşmeye gitti. Ne olmuş ya? Ben söyledim. Bu evden şimdi defolup gideceksin. Bundan sonra adını herhangi bir yerde duymayacağım. Seni herhangi bir yerde görmeyeceğim. Anlaşıldı mı? Ne yaparsın be? Ne yaparsın? Özlem kes sesini. Esra'yı da al git. Sen ne biçim konuşuyorsun benimle ya? O biçim. Çık buraya Esra. Kalk. Thank you.
Yani Ünal Bey, senin feodaller İlyas'ın belinden silahın alınmasına hükmederken Mahmud'un infazına karar vermişler. Hızır Mahmud'un kafasına sıkacak ya, Selim'in hatırına bu haktan vazgeçmiş. Gece gece canımı sıktın. Akrabanın da hayatı kurtuldu diye niye sevinmiyorsun anlamadım. Ay ben onların... Kurtulmadı. Kimsenin hayatı kurtulmadı. Murat'la Kemal'in kardeşleri yarın geliyor. Savaş'a da Cemal'e de haber verdim. Birlikte gelecekler. Detay vermedim. Sadece görüşmeyi kabul ettiğini söyledim. Onların talebi üstüne milleti toplantıya çağırdım. Özlem. Ne oldu size? Ne oldu kızım? Kaza mı geçirdiniz? Hayır baba. O İlyas hayvanı Esra'yı resmen boğarak öldürmeye çalıştı. Geçin oturun şöyle anlatın bakalım meseleyi. Özlem, doktor çağır. Yok, gerek yok. Teşekkür ederim. Ben öleceğim diye bu kızın hayatını garanti altına almaya çalışıyorum. Kimseden bir şey istemesin, dilenmesin, kimseye muhtaç olmasın diye canımı dişime takıyorum. Ama o gitsin. Amca. Müsaade et, yarın ben bir anlayayım, dinleyeyim. Hem Özlem akılsızı da gider ayak dedi ki, ben söyledim gitmesini. Kim ne söylerse söylesin lan. Bu bana yapılacak şey mi? Ya haklısın amca. Haklısın da sevdiği için. İnsan sevdiği için ne yapmaz ki? Neler yapmadım ki? Alparslan, ben neler yapmadım ki? Ben cümle alemi karşıma aldım. Ben anamı karşıma aldım. Ben abimi karşıma aldım. Hatta ben ölümü karşıma aldım ya. Ulan ne güzel dünya be. Ama bitti. Bitti. Eyvallah amca. Sen bitti diyorsan bitmiştir. De. Bence bir kadın ilişki bitti demeden bitmez. Doğrudur. Senin için öyledir. Ya bir şeyim yok. Siz de taktınız benim yüzüme. Kapının önünde ayağım takıldı, düştüm. Bak Özlem, doğruyu söyle. Yoksa öğrenirsem çok kötü olur. Ayağın takıldı, düştün mü? Yoksa o çocuk sana vurdu mu? Hayır baba, vurmadı diyorum ya sabahtan beri. Of. Şimdi şu dakikada sana Alparslan'ı mı savunacağım? Lütfen. Amcası diyorum. Boğuyordu diyorum. Kız arkadaşını diyorum. Çok önce bitirmeliydim. Gereksiz yere bugünlere kadar getirdim ilişkiyi. Hadi bakalım. Hadi kızım. Kalkın siz dinlenin. Buradan da dışarı çıkmak yok. Ya siz nasıl kızlarsınız? Ne işiniz var böyle heriflerle? Hı? Doktor istemediğine emin misin Esra? Teşekkür ederim. Sadece dinlenmek istiyorum. İyi ki varsın baba. İyi geceler. İyi geceler. Akrabalık meselesi böylece biter. Şu işin detayını öğren. Alparslan özür dilesin Özlem'den. Bir daha da görüşmesinler. Tamam.
Hadi bu vartayı atlattınız reis. Ama asıl bomba yarın patlar. Yarın ne alaka? Savaş'ta Cemal 2 aydır İlyas'ın öldürülmesini bekliyor. Karar öyle çıkmayınca intikamlarını masada isteyecekler. Selim biat ettiğine göre Ünal'la Özer'in dışında 2 kişi kalıyor. Ünal'la Özer de benim lehime karar vereceğine göre. Ünal da Özer de İlyas'ı harcar. Alparslan'a rağmen. Ünal'ın kendinden başka hiç kimseyi umursadığı yok. O kadar uzun boylu değil. Sonuçta Murat'la Kemal beni öldürmeyi planladılar. Neyin intikamı bu? Üstelik Ünal İlyas'ı çekip konuştu. Ölümleri resmen onayladı. Yoksa Ünal mı bekler? Savaş'la Cemal mi bekler? Of. Yoruldum ben Nevzat Bey. Yorulacak zaman değil. Harp koptu kopacak. Kıyamet kopmadıktan sonra umurumda bile değil. Hadi eyvallah. Yolculuk ne tarafa? Öbürü bitti. Mecbur eve. Kadınlar bitti demeden bitmez. Bitmemiştir o. Kendi bitirdi de. Bitirmemiştir o. O zaman gidip sorayım bitirmiş mi bitirmemiş mi? Ha. Bu gece ben dediğimde gideceksin. Ben devlet sözü dinlerim kardeşim de. Madem dediğin gibi oldu, niye bu uşak cevap vermeyi? Ya tabancasını belinden aldılar ya teyze. Triplerdedir o şimdi. Ya silah fabrikası olan adamın belinden silah almak da neymiş? Racon bu oğlum. Takamaz. Öyle racon mu olur? Hadi küçük baba yatağa. Raconu maconu sen rüyanda görürsün ancak. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler canım. Gelsin bağa. Ben o babasının tabancasını takayım. Bak bakalım kim belinden alayım. Yasak teyze, yasak. Tabanca da yasak, başka şeyler de yasak. Orası işime gelir de silahı yasak edecekler ne? O karıyı yasak etsinler. Oh, o silah değil, o canlı bomba. Bir çok şükür de anne ya. Sevindin mi, üzüldün mü kimse anlamıyor. Kendi çabalarım sonuç vermiş. Neyine şükür edeyim? Ben Şahin Bey'e aracı göndermişim. Hatır koymuşum, mevzu bitmiş. O karıdan birini sayırın da şükür de ederim, teşekkür de ederim. O biraz zor teyze. Hatice, hadi kalk da. Zaten bugün zor geçti. Ay, ay. Allah teyzemin oğullarının ayağına taş değdirmesin. Özellikle de büyüğünün. Hele dayım. Hele dayının taşıdığı yükü at taşımaz. Enişte, ha bu dedeğin hızırabim duyacak ki. Ne demişim? Dayının yükü ağır demişim. Haydi kocacığım, haydi. Ay kocayarak öylesin diyeceğim. O biraz zor görünüyor. Bir emrin var mı yenge? Ayağınıza sağlık. İyi haberler getirdin, iyi haberler duyayım. Amin. Haydi bakalım. Lütfiye, Lütfiye koş. Laf geldi, üstüne unuttum. O atı Nazlı diye aldı, sattım. Ben sana inanmıyorum ya. Yadına mı yapıyorsun? Bir işe karışma da. Anne, herkes her şeyin farkında da bir gözümüze sokma istersen. Ya ben kızı sakinleştirmeye çalışıyorum. Sen de üstüne gitme de mevzu kapansın artık. Eniştenin aldığı atın bu mevzuyla ne alakası var? Anne atın adı ne? Aslı. Niye Nazlı dedin o zaman? Ben Aslı dedim.
Sizin aklınız, fikriniz epokalide. Meryem, Meryem kapatın artık bu konuyu. Uşağım eve gelmeyi. Tamam anne. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Madem ismi Asli dedin, o zaman atı niye satın dedin? Sus kahpe. Zaten o ismi sen aklıma koydun. He tamam, o ismi aklına ben soktum da atı niye satın dedin? Ne istesem onu derim, sana mı hesap vereceğim? Tabii anneciğim. Aldınız rüşvetinizi. Artık bu akşam babam kimin evinde, kiminle ne alem yapıyor? Önemli değil. Zeynep, benim paraya ihtiyacım yok. Baban bir şeyleri düzeltmek için adımlar atıyor. Sen o adımlara çelme takarken ben her şey eskisi gibi olsun diyorum. Evlilikte hatalar tek taraflı olmaz. Baban başka bir evde mutluluk aradıysa belki ben de bazı şeyleri eksik yapmışımdır. Mesela? Mesela? Baban hep daha fazla çocuk istedi. Ben korktuğumdan, sizi düşündüğüm için hep hayır dedim. Baban abisini kaybettiği için ve zor bir hayat yaşadığı için daha fazla çocuk istemekte haklıydı. Ben cezaevine girene kadar bunu anlamadım. Ne yani? Cicivi abinin de çocuğu olmuyor. O gidip başka kadından çocuk mu yapıyor? Zeyno. Birincisi, Ayşe'nin imkanı olsa 10 tane doğurur. İkincisi, senin dediğin gibi olabilir. Üçüncüsü, onlar bunun için çaba gösterdiler. Ben hep korumacı davrandım. Ben çaba göstermedim Zeyno. Peki tüm bunların parayla ne ilgisi var? Parayı niye alıyorsun? Eskiden baban böyle bir şey yapsa ben o parayı iter, suratımı asar. Herkesin içinde nasıl böyle bir görgüsüzlük yapıyorsun diye kalkar giderdim o masada. Ama şimdi anlamaya çalışıyorum. Baban kendince bir şey söylemeye çalışıyor. Kendince ben ne yapıyorsam ailem için yapıyorum diyor. Sen bunu anlamıyor musun Zeyno? Annem, bence sen babamı hala çok seviyorsun. Ve bu senin gözünü kör etmiş. Bence sen de gözünü aç. Ve babanı çok sev. Babana kızabilirsin. Bunu eleştirebilirsin. Hatalarından dolayı cezalandırabilirsin. Ama onun seni de, hepimizi de ne kadar çok sevdiğini inkar edemezsin. Baban gibi bir adam, şu 2 aydır senden duyduğu hakaretin bir tanesini ömründe kimseden duymadı. Ama seni o kadar çok seviyor, o kadar çok seviyor, o kadar çok seviyor ki. Cezalandıracaksan onu sevginle cezalandır. Nasıl yani? Ona beni seviyorsan desen dünyayı terk eder. Beni bile terk eder. Bırak başka bir kadını. Güzel kızım Hayır olsun inşallah. Yanlışlıkla mı aradınız Zeynep Hanım? Bu akşam eve gelecek misiniz Hızır Bey? Niye?
Bu bir tuzağı mı kurdun? Eve girince üstüne basacağım, patlayacağım, sen de mutlu olacaksın değil mi? Denemeden bilemezsiniz. İyi. Bekle biraz. Gelirim. Saat kaç gibi? Patlama. Dan. Sesi duyarsın. Tamam. Konuşacağız sizinle Hızır Bey. Aradığınız kişi bu konuşmayı yapmak için 2 aydır bekliyor hanımefendi. 2 aydır kapsam alanı dışındaydım. Görüşürüz. Mr. Ekmeği. La kaldım karıların arasına da. Kaldım karıların arasına. Kim o? Ben de bilmiyorum. O ne demek? Kimim? Ne yapıyorum? Ne hale geldim? Bilmiyorum. Sen mi bilmeyeceksin? Beni boş ver de sen ne yapıyorsun? Eşyalarımı topluyorum. Yazlıklarla kışlıkları mı ayırt ediyorsun? Hayır. Taşınmak için eşyalarımı topluyorum. Sebep? Senden ayrılmışım. Teyzenin kızının evinde ne münasebet oturacağım? Benden ayrılmışsın da. Teyzemin kızı ne etti sana? Tamam, öyle oldu böyle oldu, neyse. Uzatmanın halim yok. Peki, uzatmayalım. Kısa cümlelerle konuşalım. İki aydır seninle konuşamıyorum. Hapse giren çıkan benim. Ölüm tehlikesi atlatan benim. Kardeşinin hayatıyla uğraşan benim. Yuvası darmadağın olan benim. Her gün kızından 1000 tane laf işiten benim. Ha diyeceksin ki çocuğunu kaybeden de benim. O da benim. Bunları oturup konuşamadıktan sonra biz nasıl anlaşacağız Nazlı? Ha? Nasıl biz olacağız? Tamam, haklısın. Doğru. Ne oldu sana da değiştin Nazlı? Ben senin beni çok sevdiğini zannediyordum. Ben olmazsam yapamazsın gibi hissediyordum. Hatta beni o kadar çok seviyorsun ki racona ters olmasa boşanırsın bile diye düşünüyordum. Ya öyle. Yok. Sen gayet mutlu bir adamsınızdır. Ailenle, çocuklarınla, işinle, ölüm riskinle, dostunla, düşmanınla gayet mutlu bir adamsın. Bunu görmek için mi geldin Fidan'a? Yok. Tam tersini görmeye gelmiştim aslında. Böyle bir başına gidecek bir yeri yok diye bir barakada sabahlayan, etrafı kalabalık da olsa yalnız, tek başına, böyle yüzü gülmeyen bir adam görmeye gelmiştim ben. Dışarıdan bunu gördün. Gördün de içimi de mi gördün Nazlı? İçin dışın bir olsun Hızır. Benim öyle. İçin dışın bir öyle mi? Benden hiçbir şey saklamadın mı? Bir kere. Sadece bir kere bir şey sakladım senden. Ondan da çok pişmandım ama bugün iyi ki saklamışım diyorum. Bana yine o Yaren Mahmut mevzusunu açma. Benim canımı sıkma. Mahmut'la Yaren'le bir alakası yok. Başka ne sakladın kız? Aklım sıra sana sürpriz yapacaktım. Sen de çok mutlu olacaktın. İşte benim Nazlım diyecektin.
Delirtme adamı, söyle daha ne? Hızır, bizim çocuğumuz düşmedi. Eğer o çocuğu aldırdıysan bil ki içimdeki sevgiyi de aldırdın Nazlı. Yok, aldırmadım da. Ne diyorsun sen Nazlı? Kafam durdu da ne? Oğlumuz gayet sağlıklı, olması gereken yerde ve 6 aylık. Ne diyorsun sen? Senin karın beni ve çocuğumu öldürmeye çalışınca teyzenin kızıyla böyle bir plan yaptık. O sayede hayatta kaldım. Sen dışarı çıktığından beri bir şeyi sana söylememi engelledi. Ama sonra gördüm ki sen kızını bahane edip sorun çıkardın. Benden ayrılmayı kafana koydun. E dün de işte beni terk ettin. Şimdi benim oğlum yaşıyor mu yani? Yaşıyor. Oğlun yaşıyor. Ben bunun için ne acı çektim sen biliyor musun? Ha? O düştü haberini duymamak için 20 yıl daha yatardım ben. Dediğim gibi oğlunu kurtardım. Ama karın değil. Nazlı'yı sen öldürdün. Dur 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 dur, konuşmamız lazım. Öyle terk ettim merk ettim meselesi değil bu. Bilmediğim şeyler üstünden bana yürüme. Ya sen anlamıyor musun? Konu çocuk meselesi değil. Oğlun hala oğlun. Ben yokum ben. Daha doğrusu biz yokuz. Doğduğunda haberin olur. Yaşadığını bilirsin. İstediğin zaman görürsün. Senin ailen sana yeter. Ben oğluma, oğlum da bana yeter. İyi geceler. Zeyno.
Fulya. Hadi. Kalk yerine yat. Dana kadar oldun, seni taşıyamam da. Yok. Konuşacağız. Yarın sabah konuşuruz. Yarın sabah okul var. Okuldan sonra konuşuruz. Baba ya. Kızım uyku sersemi şimdi bana lafta sokma arada diye git yat diyorum. Baba. Sen beni seviyor musun? Zeynep, o nasıl söz? Ne demek o? Öyle işte. Seviyorum tabii. Ne kadar çok seviyorsun? Zeyno, sen bebek misin? O nasıl soru? Ben senin bebeğin değil miyim? Sen benim iki gözümün bebeğisin. İki gözüm, bir de kızım var. Sen olmazsan ben dünyada hiçbir şeyi göremem. Hiçbir şey mi? Gözüm hiçbir şeyi görmüyor Zeynep. İki aydır bana kan kusturuyorsun. Niye yapıyorsun kızım? Sevgiden baba. Sevgiden. Sen hataların hep sevgiden diyorsun ya. Ben de seni o kadar çok seviyorum ki. Ne zaman hata yapsan seni sevgimle boğmak istiyorum. Boğ da öldürme be Zeynep. Hı? Ben de insanım. Ben de hata yaparım. Artık yapma baba. Olur. Yapmam. Söz mü? Söz. Eve gelmediğin her akşam seni burada bekleyeceğim. Günaydın. Ana. Vah kuşağım vah. O kadar karı var, yatacak yeri yok. Ah. Gizer. Gizer. Enüklerin seni buraya görmesinler. Babamızın it haline bak derler. Hadi, hadi kalk, kalk. Ah.
Zeyno. Ömer. Hadi okula geç kalacaksınız da. Yeni mi geldin? Aşağıda uyuyakalmışım. Geçmiş olsun. Anlamadım. İlyas'la ilgili diyorum. Sağ ol. Meryem, sana bir şey soracağım. Hı? Nazlı'nın evine hırsızı sen mi gönderdin? Nereden icap etti şimdi bu? O sırada çocuk düştü falan ya. Sen hala orada mısın? Bir soru sordum da. Ben bu soruya daha önce cevap verdim. Dün gece bir rüya gördüm de. Üstün açık kalmıştır. Ben de öyle düşünüyorum. Amca, hayırdır sabah sabah para mı sayıyorsun? Ya şimdi ben bu kıza verdim ya parayı. Tabii dünkü mevzudan sonra almadan gitti. Bunu iletmek lazım. Tamam. Ben iletirim. Hayır bak, almaz malmaz sonra benim tepemin tasını attırmasın. Ya almasa da adına bir hesap açarım. İster kullanır, ister kullanmaz. Her neyse artık, sen biliyorsun. Ha, bu arada babaannem 1000 kere aramış. Bir gözüksen iyi olur. İyi, haber etsinler, abim evden çıktıktan sonra uğrayalım. Amcamla hala mı problem var? Bizi kara etti ya. O ne demek? Belimizden aldı ya tabancayı. Silahsız adam mı olur? Benim silahım yok. Sen bu alemden değilsin. Amca. İstersen taşıyayım. Yanımda gezerim. Oğlum sen silahtan ne anlarsın ya? Önce kendini sonra beni vurursun. Yine hapisteyiz. Bunlar nasıl yüklü? Babam rahmetli demiş ki, torunumun ismini Reyha koyayım ki benim mapus oğluma reyhalar getirsin. Peki bizimki getire getire ne getirdi? Rehavet. Şimdi ne yaptı çocuk? Onun eli yok yani, tepsiyle kahve getirecek. Başkasına kahve getirtiyor. Biz öyle miydik? Şimdiki gençler kahve tepsi tutacağına silah tutmak istiyor. Baba geçen fırça atmadın mı kahveyi ben getiriyorum diye? Garson musun sen dedin? Sen onu aldırma Rüyam. Benim kardeşimin belinden silah aldı ya, senin eline de tepsi veriyor ki adalet sağlayacak. Tövbe de. Bebi, yalansa yalan de. Bizim zamanımızda büyüklere kahveyi kim götürürdü? Haklısın da Şahin ağa. Reis de haklı. Bu iş İlyas'a biraz ağır geldi. Adalet dediğin ağırlık olmazsa sağlanamaz. Adaleti doğru anlamadığın yerde de tabanca taşımak yanlışa sebep olur. Doğru diyorsun Şahin ağa, doğru diyorsun da silah olmadığını bilince şimdi başkaları rahat durmayacak. Hükmümü geri alamam. Ya hükmünü geri al diyen yok. Sadece İlyas'ın yanında bir silah lazım. İlyas'ın yanına kimi koysam takmaz. Reyha'yı kastediyorsan
Al mübarek olsun. Ama İlyas bir sıkarken bu iki sıkar. Evet Allah. Sensin. Siz baba oğul hasret giderin. Eğer kendisinin de rızası varsa bana Fahri lazım. Senin kardeşliğin. Bana ne soruyorsun ki? İlyas'ı tanımam da reis. Ben de az ters değilim. Kardeş bana düz adam lazım değil. Belli ki ortalık karışacak. Benim hem güvendiğim hem de İlyas'a sözünü geçirecek ters biri lazım. Ben o Bülent'i vururum. Bülent kim abi? Mahkemedeki yok muydu? Mahmut abi. Benim gözümde Bülent. Arkadaş yine psikopata bağladı ya. Ya önümde diz çökmüştü. İstesem öldürürdüm. Sıkardım da. Sen affetmeye mecburdun. Ben değilim. Tanımam etmem. Sıkar geçerim. Kardeş sizin merminiz de benim uçkurum gibi. Olduğu yerde durmuyor. Kalk be bir kalk. Kardeş eşyalarını topla da gel. Nasıl diyorsan reis. Bebe. Eyvallah Şahin ağa. Helal olsun Şahin ağa. Hani akıllı uslu oturacaktık, hiçbir işe karışmayacaktık. İşte hazır. Geldi suçu çıkarttı bizi. Aldı gitti seni. Vehbi. Buyur reis. Ben cezaevindeyken konuşamadık. Bu Nazlı'nın evine giren herif kimmiş? İtin biriydi. Sen bana anlat bakayım şu itin birini. Anlatırım reis, anlatırım da. Dün gece bir sıkıntı olmuş. İlyas mı? Az kalsın Esra'yı boğacakmış. Sinirini gidip kızdan mı çıkarmış? Dün biz çıktıktan sonra Selim İlyas'a o kızdan ayrıl demiş. Selim'e neymiş? Sabah Esra da gidip Mahmut'a bu davadan vazgeç demiş. Karşılığında? İyi öldürmemiş onu da. Alparslanlar araya girmiş. Lar derken? Ünal'ın kızıydı. Bütün hesaplarımı bozun hemen. Bütün hesaplarımı bozun. Kol kırılıp yerin içinde niye kalmıyor? Niye hep bana giriyor ya? Niye hep bana giriyor? Yürü lan sen de fıstıki makamıyla tin tin tin. Yürü. Sağ ol babaannem. Bu neydi? E ana dün dedin ya. İyi ettin onu. Al. Al suratını asma, al. Ana bu ne? Aç aç. Thank you.
Anne şimdi bu yaptığını Hızır duysa. Kıskanır tabii. O kadar istedi, hiç vermedim. Rahmetli babanın, onun da babası bizzat kendi eliyle yapmış. Çocukken babamda görmüştüm. Bu o değil mi? Odu, odu. Sağ vereceğim. Ama Allah'a çok şükür benzemedim bunlara. Bunların iki eli dolu. Bir elinde tabanca, bir elinde karı. Benim artık iki elim de boş ana. Bunu bir eline veren öbürüne de karıyı bulur evvelallah. Ana, mesele silah bulmak değil. Benim silahla gezmem yasak. Devlet yasak edeyi dinlemiyorsunuz. Bu devletten büyük adam kimdi de bakayım da. Abimdir. Ana, abimdir. Abim demese o silahı benim belimden alacak adam yok da. Neyse. Hadi afiyet olsun. Size afiyet olsun, bana müsaade. İlyas. Alparslan. Buyur babaannem. Hızır, silahı yasak etti. Karıyı da mı yasak etti? O amcamın kararı. Hangi amcanın? İlyas amcamın. De bakayım ne oldu? İlyas, biliyorum hiç zamanı değil ama abim bu sabah o kadının evine hırsız sen mi soktun diye bir kere daha sordu. Hmm. Nazlı söylemiştir, karın gönderdi diye. Abim de belli ki ağzını aramak istemiş. Yengeciğim, kahvaltı için teşekkür ederiz. Afiyet olsun canım benim. Bir sefer de Özlem'le gelin de babaannenin gönlü olsun ha. O iş biraz sıkıntılı yenge. Barışırsınız, barışırsınız. Bizim ailenin erkekleri kadınları kolay kolay terk etmezler. Görüşürüz. Görüşürüz. Eşyalarımı almadım, hiçbir şeyim yok. Müsaadenle ben bir arkadaşıma gideyim. Artık yük olmayayım. Doğru ya, benim kıyafetlerim sana olmuyor. Hadi Londra'ya gideyim alışveriş yapmaya. Ne işimiz var Londra'da? Şimdi babam İstanbul'da dışarı çıkmamıza izin vermez. Hem moralimiz bozuk diye özel uçağını da verir. Benim pasaportum dahil hiçbir şeyim yok. Doğru. O zaman ben mağazaları arayayım, birkaç parça bir şey getirsinler, burada bakarız. Babana söylesen gitmeme izin versin. Bunu şimdi bir konu Esra'cığım. Gel bir çay içelim. Galeriye gitmem lazım. Bu kimin arabası? Özel'in arabası. Ne işi var bu herifin burada? Özlem Hanım şikayet ettiyse konuşmaya gelmiştir. Amca sen gelme, ben konuşurum. Senin bir suçun günahın yok oğlum. Ben anlatırım meseleyi. Özer Bey hoş geldiniz. Keşke arasaydınız gelmeden önce. Tesadüfen uğradık. Gördüğün gibi şanslı bir adamım Alparslan. İkinizi bir arada gördüm. Nasılsınız Özer Bey?
İyiyim İlyas. Kötü bir gece geçirmişsin. Özlem anlattı galiba. Anlatmasına gerek kalmadı hallerini görünce. Özel Bey, konunun Alparslan'la bir alakası yok. Konu benimle Esra arasında. Aslına bakarsanız kimseyle alakası yok. Artık konunun seninle alakası yok. Kız arkadaşınla yaşayacağın ilişki bizleri ilgilendirmez. Kimseyi ilgilendirmez. Evet, kimse ilgilendirmez. Heh. Ama Özlem'in darp edildiği bir husus. Hayır hayır, darp falan yok. Özlem araya girdi. Ünal Bey'in kızı eğer bir araya giriyorsa orada o mevzu biter. Tamam. Ben bunu Özlem'le konuşurum. Sizin araya girmenize gerek yok. Ben araya girmiyorum. Özlem'den özür dilemen gerektiğini söylüyorum. Siz söylüyorsunuz diye ben kimseden özür dileyecek değilim. Bahsettiğim kişi kimse değil. Ünal Bey'in kızı. Ünal Bey'in kızı benim sevgilim. Sizin bir şeyiniz değil. Artık senin de bir şeyin değil. Özel Bey, onun bir günahı yok. Özür dilenecekse ben dilerim. Özlem'in yanına bile yaklaşmaya çalışma İlyas. O zaman mevzu bitti Özel Bey. Sen söyle hele, daha neyin peşindesin? Abine söyle, akşam toplantı var. Heh, şöyle. Sen de Alparslan, Özlem'den özür dile, bir daha da yanına yanaşma. Çok da umurumdaydı. Koçum. Efelik yapıyorsun da kızın bir günahı yok. Artık var. Bu herif kim ki gelip burada benim ilişkime ayar veriyor? Bir ömür bunlarla mı uğraşacağım? Umarım uğraşmazsın. Ağabeylerinizin ölümüne çok üzüldüm. Ama siz de masanın kurallarını biliyorsunuz. Masada intikam olmaz. Biz de o yüzden iki aydır ikimiz de hiçbir şey yapmıyoruz. Şimdi istiyoruz ki bu ölümler masaya getirilsin. Cemal'in abisi de benim abim de masanın kararları sebebiyle öldürülmedi. Artık bunların sorulması lazım. Bana göre zaten her şey ortada. Bombayı kimin yaptırdığı ortada, eylemleri kimin yaptırdığı da ortada. Ben savaşa verdiğim söz yüzünden adamlarımı zapt ediyorum. Yoksa ne Hızır ne de kardeşi İlyas yaşamayı hak etmiyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Sen ticari düşünmüyorsun. Kan davası gidiyorsun. Ben öfkeyle konuştuğumu gizlemiyorum Nal Bey. Bu öfkeden vazgeçecek de değilim. Bu harbi biz başlatmadık. Dolayısıyla da biz bitirmeyeceğiz. Daha önce de söylediğim gibi savaşları ben başlatır, ben bitiririm. Toplantı moplantı yok. Ünal Bey, Cemal'in fevri tavrını acısına verin. Bu harbi yine sizin bitirmeniz için toplantı istiyoruz. Masada taleplerimiz uygun görülmezse biz buna itiraz etmeyiz. Bir intikam güdecek değiliz. Sen şimdi ticari düşünüyorsun savaş. Eğer Cemal de ticari düşünürse masayı toplarım. Rahmetli Murat abinin hatırı var. Savaş ne derse uyacağım. Madem benimle uzlaştınız, dostlarımızla da uzlaşmanın yolunu buluruz. Akşam masayı toplayacağım. Ne toplantısı, ne konuşacakmışız? Toplantı var dedi, gitti. Nasıl gitti? Yüz yüze mi görüştün? Evet. Nerede? Alparslan'ı fidanlığa bırakmıştım orada.
Özer'in ne işi var fidanlıkta? Duymuşsundur, dün gece bir şeyler yaşandı. Duydum. Yaşanmış ve bitmiş saygısızca. Alpar sana Özlem'den özür dile dedi. Yok artık. Çocuğun ilişkisi size ne canım? O ne dedi? Özür dilemem dedi, ne diyecek? Nasıl dilemiyormuş? Siz Haybe'yi mi zannediyorsunuz bu işleri? Ha? Ünal'ın kızından özür dilemezsen dilenecek hale getirirler adamı. Herkesten bir şey dilenecek hale gelirsin. Abi çocuk benim yüzümden arada kaldı. Hadi o arada kaldı. Ünal'ın kızını itip kakan sensin. Sen hangi arada duracaksın? Benim ne önemim var artık? Nasılsa biri vuracak. Cümle alem duymuştur artık silahsız dolaşacağımı. Benim tek bir dileğim var. Mahmut denilen o çakal beni öldürmesin de bari şerefimle öleyim. Ulan boş boş konuşma. Ha sen ölmüşsün ha ben. Ne fark eder? Veliahtım enişte. Dayı teşekkür ederim ama şimdi dereyi geçerken at değiştirmek olmaz. At değiştireceğim demedim. Veliaht değiştireceğim dedim. Abi, sebep Mahmut kapının önünde olacak diye. Gerginlik istemiyorum. Bütün sebep bu. Gerginlik istemiyorum. Yürü benimle. Ya ben şimdi ne dedim? İlyas'ın yerine geçilmez dedim. Ya enişte, şu at muhabbetini bir kenara bıraksak artık ya. Ha? Satacağım zaten Nazlıcan'ı. Hayriye teyze de söyletti. Enişte, senin atının ölümü arpadan olacak. Ona göre. Ya ben Allah korusun dayıya bir şey olursa ben yönetmesini hepinizi yönetirim ama İlyas'ı nasıl dizginleyeceğim? Yaparsın enişte yaparsın. Sen büyük adamsın. Hepimizi yönetiyorsun. İlyas'ı mı yönetmeyeceksin? Civcivim. Hı. Böyle bir şey olursa net konuşuyorum. Yeni Vehbi sensin. Ya bırak Allah aşkına enişte ya. Gözünü seveyim bırak ya. Hazır Esra da yok. Bundan sonra birlikte kalırsınız. Abi eyvallah. Misafirinin başımın üstünde geri ver. Misafirim değil İlyas. Misafirin. Benim yüzümden kimsenin başına bir şey gelsin istemem. Ben zaten arabada kalırım. Ne işim var evde? Kim nerede kalır? Nerede yeter? Yemeği kim pişirir? Bulaşığı kim yıkar bilmem. Ama bundan sonra berabersiniz. Bak sen keyfine. Benim kimseye bulaşacağım yok. Benim de bir keyif yapacağım yok. Madem reis böyle diyor, takılalım bir mahsuru yoksa. Peki abi, nasıl istiyorsan öyle olsun. Görüşme diyorum şu kızla Nazlı'ya. Dünden beri bakmıyorum zaten. Ama kız kötü bir şey yapmadı. Ne yapıyorsa kendine yapıyor. Benim gibi. Nasıl yapmadı? Sizin ilişkinizin bu hale gelmesine tek sebep o.
Hızır'dan başka hiç kimse suçlu değil Hatice abla. Ya sen adama çocuk düştü diyorsun. Adam şokta. Hani nasıl davranmasını bekliyorsun? Yani ilişkiye kaldığı yerden devam etmesini de beklemiyordum. Yani çocuk varsa Nazlı da var. Çocuk yoksa Nazlı da yok. Ha sen cezalandırıyorsun. Yok yok, bu ilişki bir yere gitmiyordu zaten. Gitmesi daha iyi. Hem bak onun evinde de huzur olur. Sen zannediyor musun ki çocuğunu büyüttüğü teyzemin oğlu seni bıraksın? Ay ne yapacak? Oğlumu senin yanına mı verecek büyüttüğe? Ya onu demiyorum. Seni bırakmaz diyorum. Vallahi dün yaşıyor diyene kadar öyle bir bırakıyordu ki. Kızım ne oluyor? Ya kızım niye battı ki bu ev sana ya? Böyle hamile hamile taşınma derdine giriyorsun. Bana da hakaret ediyorsun ha. Hatice abla her şey için çok teşekkür ederim. Ama ben bu evde kaldığım sürece Hızır'a gelme diyemem, buraya girme diyemem. Benim bir an önce kendi düzenimi kurmam lazım. Bak ne diyeceğim. Ben enişteye her sinirlendiğimde evin eşyalarını bir güzel hepsini toplardım. Enişte de bana kendini affettirmek için gider yeni bir ev alırdı. İnadımdan o bütün eşyaları o eve taşırdım. İşte bu evler böyle böyle alındı. Yani sana teyzemin oğluna git ev aldır demiyorum. Da ilişki kavgayla bitmez. İlişki biterse biter. Daha iyi misin şimdi? Geçti. Buyur Servet, seni dinliyorum. Ne, abla ben baştan söyleyeyim. Servet'in şimdi söyleyeceklerine tamamen karşıyım. Mübeccel, sen Hayriye annenin yanına gitsene. Benim Meryem yengemle baş başa iş konuşmam lazım. Hı. İşte ben de tam olarak bunu söylüyorum. Yani ne münasebet bizim aramızda iş konusu olsun, para konusu olsun. Niye yani? Ne işi ne parası Mübeccel, bir sus Allah aşkına. Ya zaten aramızda para ve iş ilişkisi var, hatırlatırım. O seninle Hızır abinin arasında var. Yengemle senin aranda da var, dikiş dikiyorsun ona. Ben kalkayım mı, siz aranızda rahat rahat konuşun. Yok yok yenge, sen otur, biz onun sonra evde konuşuruz. Konuşacağız Servet. Şimdi yengeciğim, öncelikle Hızır abimin dün size 1 milyon dolarlık hediye alması beni gerçekten çok sevindirdi. Yani erkeğin kadına değer vermediği bu günlerde böyle bir... Parayı ne için istiyorsun Servet? Para istemiyorum yengeciğim. Beraber iş yapalım istiyorum. Bundan kimin haberi var? Kimsenin. Çok karlı bir iş. Ben daha önce haddane işi yaptım. Bütün paramı oraya yatırdım ama haddaneden daha karlı ham madde işi. Şimdi senin paranla demiri alacağız, bekleyeceğiz. Fiyat yükselince satacağız. Tekrar ham madde alacağız. Yani tiko peşin para. Çek yok, senet yok, vade yok. İyiymiş. Ne kadar kazanacağız 1 milyon doları? Ayda ortalama 50 bin falan. Kaçı benim? 50-50. Para benim, risk benim. Niye yarı yarıya? Risk yok yenge. 50 bin benim. Üstüne ne kadar kazanırsan senin olsun. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Ben ilk 6 ayı geri ödemeyeyim. Demiri alayım, bekleyeyim. Fiyat yükselince satayım. Artık onun üzerine de böyle 50 binin üzerine 3-5 kuruş ne kazanırsam artık. 6 ay fazla. 3 ay. Yenge, demir almaya da seninle beraber gidelim. İhtiyacın olursa gelirim Servetciğim. Ne de olsa artık ortağız. Tamam. Tamam, 3 ay olsun, tamam. Bence de bu işten kimsenin haberi olmasın. Ama sen parayı geri ödemezsen Hızır'ın haberi olur. Geri ödemezsen diye bir şey yok yenge. Peki. Getireyim o zaman parayı. Acelesi yok. Olsun. Anne. Bak onlar barışır. Vallahi ben sonra arada kalırım. Barışma marışma yok. Anne sen hiç kızı gördün mü? Vallahi kız manken gibi, dalyan gibi. Ben onun gibisini bulamam. Uzun gelin dikkat çeker.
İlyas'ın kıskançtır. Ama kısa olup da senin gibi fitne olmaz. Ben kısa değilim ki. Ne? Ben fitne değilim demiyorsun, ben kısa değilim diyorsun. Ay ilahi anne, sen benim gibi Dobra'yı nerede bulacaksın? Bulamazsın. Dobra ol o zaman. De bakayım, kimler var? Saymama gerek yok değil mi yenge? Sayı istersen Servet. Hayır yok yani belki 10.000, 20.000 birine bir harçlık maçlık bir şey vermişsindir. Verdim verdim. Mübeccele verdim elbiseler için. Ha tamam canım sorun yok. Hediyemiz olsun ne olacak. Peki artık ben müsaadenizle. Saygılar. Sağ olasın hadi saygılar. Bence aramaktansa Özlem'le görüşmelisin. Benim ilişkimin ticaretle hiçbir alakası yok. Ve olmayacak. Abaslan inat ediyorsun. Ben sana diplomasi diyorum, sen ticaret diyorsun. Bunu da bahane eder Yunan amcanlara zarar vermek için. Benim üzerimden nasıl zarar verebilir ki? Bu akşam İlyas amcan yatırılacak masaya. Ve İlyas amcanı koruyan şeylerden biri de Ünal'la olan akrabalık ilişkiniz. Bakın Nevzat Bey. Diplomasi yaptığınız için amcamla ölümünüze karar vermediniz. Mecbur kaldınız. Bir şeyleri göze aldınız. Hızır amcam, gerekirse İlyas amcam için yeniden bir şeyleri göze alır. Ama ben bunun parçası olmayacağım. İnat ediyorsun. Evet ediyorum. En azından özer denen ne olduğu belirsiz herife bu zevki tattırmamak için ediyorum. Evet. Herif burada elini kolunu sallayarak gelip beni tehdit ediyor. Ya burada olsaydınız? Geleceğini biliyordum, gittim. Her şeyi dinliyor olmanız, her şeyi biliyor olmanızı gerektirmez Nevzat Bey. Oyun sizin oyununuz. İstediğiniz gibi oynayın. Ben yokum. Beyler, Savaş ve Cemal kardeşlerimiz bize başvurup toplantı talep ettiler. Konu ağabeylerinin öldürülmesi. Ben bu masanın intikam için toplanamayacağını açık bir şekilde anlattım. Ama onlar bugün bu masada veliaht olarak değil, hak sahibi olarak oturuyorlar. Ve ben onların soru sorma hakları olduğunu düşünüyorum. Buyurun Savaş kardeşim. Ben buraya abimi kim öldürdü diye sormaya gelmedim. Çünkü bunun cevabını biliyorum. Neden diye sormaya geldim. Ve bu masanın çıkarları doğrultusunda mı yapıldı bu eylem? Bunu öğrenmek istiyorum. Hızır Çakırbeyli, abimi niye öldürttün? Ben mi öldürmüşüm? Eğer İlyas ayrı bir aile kurmadıysa evet sen öldürttün. Ne
Neden öldürtmüşüm? Kendi çıkarların için. Benim çıkarlarım içinse ben bu masanın çıkarları dışında bugüne kadar hiçbir şey yapmadım. Sana sebebini soruyor. Sebebini. Sen niye sormuyorsun? Senin abin öldürülmedi mi? Benim merak ettiğim tek bir şey var. O da sana kesilecek ceza. Ben burada Cemal'den ayrılıyorum. Ben tatmin edici bir cevap istiyorum. Verelim Savaş. Verelim. Senin abinle Cemal'in abisi benim içeriye girmeme fırsat bilip beni öldürmeye karar vermişler. Kim diyor? Bütün konuşulanları, verilen emirleri olduğu gibi önünüze koyarım. Eğer böyle bir şey varsa biz niye görmedik? Niye göreceksiniz ki? Masadaki ticarete engel olmamışım. Abileri hadsizlik yapmış. Bu masanın dışında ölümüme karar vermişler. Belalarını bulmuşlar. Kardeşleri de geçip yerlerine oturmuşlar. E ticaret de devam ediyor. Özür. Sen bu masadaki herkesi dinletiyor musun? Ünal Bey. Bu alemde tetikçi dediğiniz kaç kişi? Birisi parayı bolca savurdu mu? Anlayın ki iş almış. E parayı daha fazla verince gelip anlatıyorlar. Öğreniyoruz. Yoksa ne kimseyi dinletmişliğim ne de böyle bir şeye merakım var. Bütün bunlara sen mi karar verdin yoksa İlyas mı karar verdi? Ben karar verdim, İlyas da uyguladı. Bence İlyas karar verdi ve İlyas uyguladı. Sen kardeşini korumak için kılıfları uyduruyorsun. Abim burada İlyas'a hakaret etti diye İlyas bunu şahsi algıladı. Buradaki herkes bu konuşmalara şahit değil mi? Ünal Bey. Biri bu masada kardeşime hakaret mi etti? Yo yo dadaş. Hakaret değil. Şimdi tabii İlyas genç olduğundan masada övgü dağıldı, yergi dağıldı. Biri övdü, biri yerdi. İlyas ikisini birden niye öldürsün madem şahsi algıladı? İlyas bütün bunları bahane etti. İş ticaretle alakalı ama masanın ticareti değil. Eylemlerin oluş şekline bakın. Bomba ve motosikletlerle çapraz ateş. Bu ne demek? İki aile iş yapamazsın. Neticede iki aydır da olan bu. Bir dakika, bir dakika. Öncelikle ben yakın zamanda abisini kaybetmiş biri olarak arkadaşların acısını paylaşıyorum. Ancak gördüm ki abim bu masaya çok büyük bir yanlış yapmış ve cezasını da çekmiş. Allah taksiratını affetsin. Senin abin bu masada öldü, sokak ortasında değil. Eğer bizim abilerimize bir yanlış yapmışsa bu masada ölmeyi hak ediyorlardı. Ünal Bey, benim abim bu masaya bir yanlış yaptı mı? İhanet etti mi? Bu masanın bilgisi haricinde birinin ölümüne karar verdiyse bu masaya hakarettir. İhanettir. Ama
Ben böyle bir bilgiye sahip değilim. Sen Özer? Ben de değilim. İlk defa biraz önce Hızır'dan duydum. Bu masada herkes şunu bilmelidir ki... bu masanın çıkarları için cezaevine girdim. Ne içeride, ne emniyette... bu masanın aleyhine hiçbir davranışta bulunmadım. Ne kimsenin canına, ne de malına göz diktim. Ama sizin abileriniz... göz dikti. Karşılığı da aldılar. Onların ölümleri sayesinde burada oturuyorsunuz. Bence şimdi yerinizde rahat rahat oturun, ticaretimize bakalım. Ama yok intikam diyorsanız... aa ben... aa siz... Bu masada intikam olmaz Hızır. O zaman ne istiyorlar Ünal Bey? Ben anlamadım. Biz gereken cevapları aldık Ünal Bey. Vardığım hüküm şu. Hızır cezaevindeyken İlyas fevri davranıp kendi başına bir takım işler yapmış. Şimdi abisi onun sırtını yere vermemek için benim kararım diyor. Ama İlyas'ın kendi başına hareket etme özelliğini en iyi Selim bilir. O masanın meselesi değil. O aile meselesi. Onu karıştırma. Ne diyeceksen onu de. Maksadım şu. Eğer bir bildiği vardıysa... niçin Ünal Bey'e gidip... bizim yaptığımız gibi bir toplantı talep etmiyor? Bunu yapmaması cezayı gerektirir. Biz kan sahipleri olarak diyet istiyoruz. Abilerimizin kanına karşı İlyas'ın canı. Kardeşimin canını masaya diyet diye koymam. Ne alacaksanız benden alacaksınız. O sonraki iş. Senin sonrayı görecek bir gidişatın yok da. Beyler! Kendinize gelin. Ben Hızır'a katılıyorum. Bu masayı zor durumda bırakacak... ne bir söylemi olmuştur... ne de bir hareketi olmuştur. Biz öyle istedik diye... üst düzey bir devlet görevlisini... öldürmüştür. Ve bunun için yıllarca hapiste yatmayı göze almıştır. Ya o zaman niye dışarıda? Biz istediğimiz için. Ama sizin de haklı olduğunuz bir şey var. Eğer İlyas ağabeyleriniz hakkındaki komployu biliyorsa... niçin masayı toplantıya çağırmadı? Ben öldürüldükten sonra masayı toplayıp... intikam planlarımı yapacaktı. Onu bilemeyiz Hızır. Seni hapisteyken öldürmeye kalktılar. Ama ölmedin. Tamam. Buyurun. O zaman burada ölümüme el kaldırın. Konu sen değilsin Hızır. O zaman yetkili İlyas'tı. Tüm sorumluluk onda.
Ne yani? İlyas'ın ölümünü mü Oya sunacağız? İki dakika delikanlı ol da kardeşini vuran adamın ölümü için el kaldır. Sana zahmet. Cemal. Bak dikkat et, sana Cemal diyorum. Dadaş demiyorum. Çünkü dadaşlığa uygun davranmıyorsun. Ama benim çelik yeleğimden daha kalın bir kafan var. Abilerin ava giderken avlanmışlar. Bunu anlamıyor musun? Mevzu bu. Benim kardeşim bir yanlış yaptı. İlyas da gereğini yaptı. Takdiri ilahi. Benimki yaşıyor. Sizinkiler mefta. Arzu ederseniz talebimi masaya sunalım. Çıkacak neticeye saygı duyacağım. Savaş intikamından vazgeçmek üzere de bir oylama istiyor. Bence buna hakkı var. Bence de var. Eğer bu masaya yapılan bir yanlış varsa ve o yanlışlar yaptırımsız kalırsa bizim burada olmamızın ne anlamı var? Ayrıca burada beni hakem tayin ederek iki dudağımın arasından çıkacak kararla hareket etmiyoruz. Burada ortak karar veriyoruz. Evet. Şimdi İlyas'ın yaşamasına veya ölmesine karar vereceğiz. Yaşaması için el kaldıranlar... Maalesef İlya... Maalesef İlyas yaşayacak mı dediniz Ünal Bey? Yediye karşı beş. Ola ki oturduğunuz masada bir şeyler oylanır. O eliniz Hızır'dan yana kalkmalı. Onun eli kalktığında kalksın, indiğinde insin. İlyas'la ilgili masanın konusu kalmamıştır. Ben ne sizi tanırım, ne kaldırdığınız elleri tanırım, ne de bu masayı tanırım. Ünal Bey, sen de oradan kalk da yerine Şahin denen moruk otursun. Bu iki etkisiz elemana bile onun sözü geçiyor. Hızır Çakır Beyliği, bu masadaki herkes gibi düşmanımsın. Ama merak etme, bu düşmanlık uzun sürmeyecek. Çok yaşamayacaksın. Yanlış bir karar verdiniz bence.
ama kararınıza saygı duyuyorum. Şimdi Cemal'in daha büyük bir hata yapmasına engel olmaya çalışacağım. Müsaadenizle. Toplantı bitmiştir. Ne yani? Şimdi bu adam bize bağırıp çağırıp hakaretler savuracak. Biz de sadece kalkıp gidecek miyiz? Adam düşmanımız olduğunu söyledi. Artık hepimizin düşmanı. Savaşın sakinleştirebileceğini zannetmiyorum. O zaman malı da, canı da bu masanındır. O zaman ben bu işi seve seve üstlenirim. Yok. Bu işi sen yapmayacaksınızdır. O zaman bu şahsi hesaplaşmaya girer ve savaşa da sıçrar. Biz mi halledelim? Hayır. Bu işi en fazla hakarete maruz kalan iki kardeşimiz zevkle yapacaklardır. İyi geceler beyler.